tekli eğitim sistemine geçmeden önce derslik açığını hızla kapatmaya çalışan Antalya'da bir destek de hayırsever Musa Kazım Bölükbaşı'dan geldi. 86 yaşındaki hayırsever Döşemealtı'daki 4 parselden oluşan 2170 metrekare imarlı arsasını okul yaptırılması için bağışladı. Şimdi Vali Bey, ben Korkuteli Karabayır köyünden. Nüfusum hala, ben oranın muhtarlığını yaptım 5 sene. Karabayır. Evet, orada var birkaç tane eserim. Burada da kışın, yazın orada kalıyordum. Kışın yaşam altında kalıyorum, Yeşilbayır'da. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na bağışlanan arazinin satışından elde edilen gelirle okul yaptırılacak. Yeşilbayır İlkokulu'nun bahçesini 10-12 derslikli bir okul yapacağız. İnşallah. Allah yardım ederse. Eder inşallah. Hayır işlerine Rabbim yardım eder. Dört parseli satıp bir ilk 12 derslikli bir okul yapacağız. Bunun onun protokolünü imzalayacağız inşallah Kazım amcayla. İnşallah. En kısa zamanda da okuluna başlayacağız. Tekli eğitime geçiş öncesi kentin 600 dersliğe daha ihtiyacı olduğunu belirten Vali Karaloğlu hayırseverlere çağrıda bulundu. Kimisi Musa amca gibi arsasını bağışladı. Kimisi binayı yaptı, bağışladı. Biz her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve buradan hayırseverlerimize yeni bir çağrımız olsun. Ellerini çabuk tutsunlar. 2019'a çok kalmadı. El birliğiyle şu okullardaki tekli eğitime geçme problemini de çözelim inşallah. Vali Karaloğlu, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Can Türk, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Musa Kazım Bölükbaşı bağış protokolüne birlikte imza attı.